Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Uzun vadeli yatırım için cazip hisseler videoma hoş geldiniz. Çok kısa bu sefer anlatacağım çünkü sizlerden çok tepki geliyor. Yani ya her defasında aynı şeyleri anlatıyorsun. Biz bunları dinlemekten sıkılıyoruz. Direkt listelere geçsen olmaz mı diye. O zaman şöyle diyelim. Burada yapmış olduğumuz iş Rasyonet tarafından hazırlanan Equity RT yazılımını kullanarak ki kurumsal yatırımcılar için bir yazılımdır. Filtreleme yapmaktır. Burada analist tavsiyeleri yani Research Turkey'den olsun gelen analist tavsiyeleri pozitif olan yani alım yönünde analist tavsiyeleri olan hisseler arasında eğer mali hisselerse yani bankacılık, sigortacılık veya yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi hisselerse bunlar içerisinde fiyat kazanç ve piyasa değeri defter değeri oranına göre bir filtrelemedir. Eğer mali olmayan bir hisse ise yani bir sanayi hizmet şirketi gibi ise o zaman da firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar oranına bakılarak FK oranında göz önünde bulundurularak yapılan bir filtrelemedir. Listene girme kriterlerini şimdi açıklayacağım. Eğer geçen aylarda listede olan bir şey şu anda listede yoksa artık bu kriterleri sağlamıyordur. Yani pahalılaşmıştır ya da analistler tavsiye etmiyordur ya da artık analistler tarafından incelenmiyordur. Her defasında aynı sorular geliyor. Merak ettiğiniz böyle bir hisse varsa bana sormak yerine aşağıda açıklamalardaki linke tıklayarak bütün hisselerin firma değeri, faiz vergi amortisman öncesi karı, FK piyasa değeri, defter değeri karı gibi oranlarını sizler için yayınladığım Kanal Finans konudaki sayfaya gidebilirsiniz ve orada o hissenizin neden orada olup olmadığını görebilirsiniz. Bana defalarca sormanıza gerek yok. O yüzden bugün çok da fazla uzatmadan listelerimize gelmek istiyorum. Şimdi öncelikle mali hisselerden başlayacağız. Bunun içerisinde gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi şeyler de giriyor. Çünkü orada da portföy değeri önemli bizim için. Şöyle kendimi çıkartayım. Okuyamıyoruz diyenler için, ha şöyle onu da söyleyeyim. Okuyamıyoruz diyenler için de ben bu listeleri kaydediyorum. Açıklamalarda linki var. Açıklamaları açamıyor bazı arkadaşlar. Artık defalarca söylüyoruz. Açıklamalar, eğer cep telefonundan bakıyorsanız başlığın sağında bulunan işte o ok işaretine basıldığı zaman açılıyor ve oradan işte linke gidebiliyorsunuz. Gene de bulamıyorum, gene de gidemiyorum. Ne yapsam diye soranlar oluyor. Yardımcı olamıyoruz. Başka bir arkadaşlar görürse lütfen yorumlarda bunlara yardımcı olsunlar. Ben ya yardım edemiyorum. Şu şekilde devam edelim. İlk olarak torunlar var gayrimenkul yatırım ortaklığı. Analist alt tavsiyede de %50 almış. Güzel diyebiliriz. Özak GMY o da keza aynı şekilde o da var. Bankalar arasında en ucuzu şu anda İş Bankası olmuş. Vakıfbank değil. Analist alt tavsiyeleri Vakıfbank'ta biraz daha fazla İş Bankası'na göre. Fakat ben İş Bankası'nı her zaman severim. Zaten bu fiyatlardan da yani defter değerinin yarısında olan İş Bankası tabii ki FK'sı FK'ya göre düşünüldüğünde Vakıflar Bankası'na göre daha ucuzdur. Çünkü İş Bankası'nın FK'sı 3, Vakıflar Bankası 6, 3 FK çok şahane bir şey. Türk Hava Yolları zaten bu oranlara bakarak incelemediğimiz bir şey ama bu oranlara baktığımız zaman bile defter değerinin yarısında olduğunu görüyoruz. Ve bu arada da şunu hatırlatayım. Defter değerinin %30'luğu kadardı ve ben o zamanlar çok önerdim. Türk Hava Yolu, Türk Hava Yolu, Türk Hava Yolu. Defalarca söyledim. Bakın %50'sine geldi. Daha da artacağını göreceksiniz. Türk Hava Yolu favori hisselerimizden bir tanesidir. Beğeniyoruz. Akbank da aynı şekilde beğenilen bir hisse. Analiz tavsiyeleri %80 al şeklinde. Yapı Kredi de beğenilen bir hisse. Analiz tavsiyeleri %81 oranında al şeklinde. KGY o da var. O da gayrimenkul yatırım ortakları. O da güzel. TSKB de beğeniliyor. Ama daha az beğeniliyor bankalar içerisinde. Demek ki banka alacaksınız. TSKB dışındaki bunlardan birini beğenip alabilirsiniz. Garanti Bankası. Yok işte Garanti Bankası çağrı yapacak mı bilmem ne alacak mı falan bir sürü hikayeler anlatıldı. Bunları geçin. Bakın 4 FK'sı. Piyasa değeri, defter değeri de 0,66. Zaten ucuz. Analiz tavsiyeleri %91 al. İşte
BBVA geri alım yapacak falan. Onlara bakmayın. Temel olarak zaten şirket ucuz. Gayet iyi. Sabancı Holding beğeniyoruz. Zaten en beğendiğimiz holdingdir. O da ucuz. Anadolu Sigorta o da ucuz ama daha az beğeniyormuş analistler. İlginç. Peki. O zaman devam edelim. Anadolu Efes bu zaten bu oranlarla incelemediğimiz bir şirket. Vestel incelemediğimiz bu şekilde bir şirket. Tekfen Holding bu şekilde incelediğimizde defter değerinin birazcık üzerinde gözüküyor. Onu da beğeniyoruz ama diğer buradaki şirketler zaten mali şirket değil. İçerisinde bir tek mali olan Türkiye Sigorta var. 5.90 FK düşük yani ucuz diyebileceğimiz bir şirketimiz. Güzel bir şirket Türkiye Sigorta. Onu da beğeniyoruz. Diğer şirketlerden neden bahsetmiyorsun diye soruluyor. İşte o zaman onu da söyleyeyim. Yani bunlar mali şirket değil. O yüzden onlarda firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranına bakmamız gerekiyor. O yüzden burada bahsetmiyorum. Şimdi ben buradan firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranının olduğu listeyi çekeceğim. Orada inceleyeceğim. Şimdi gelelim buraya. Firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranı bir kere 15'in altında olması gerekiyor. FK'nın da 20'nin altında olması gerekiyor. Bu listede incelemeyi almamız için. Firma değeri, faiz, vergi, amortisman öncesi kar oranına göre de dönüp baktığımızda Koza Anadolu Metal ucuz görünüyor gözüme. Ancak iki analiz tavsiyesi var. Bir tanesi al, bir tanesi tutmuş. Yani o kadar da cazip olmayabilir. Her ne kadar FDF bu kadar ucuz olsa da. Peki Teknosa güzel. Hakikaten bu oranlardan ucuz. Analiz tavsiyesi de olumlu. İndeks o da öyle. Vestel o da öyle. Özak GMO demin bakmıştık ama burada tekrar var. Mavi gayet iyi. 5 analistin 5'i de al demiş. Bakın güzel. Türk Telekom işte satıldı da şöyle oldu da bilmem kim geldi de yönetim kurulunda. Geçelim arkadaşlar. Ucuz FDFY'a göre. FK'ya göre de ucuz. Beğeniyoruz. Analistler de beğeniyor. Güzel. Erdemir beğeniyoruz. Analistler de beğeniyor. Ucuz. Erdemir mi? Kardemir mi? Dediğimiz zaman şu anda Erdemir'in daha ucuz olduğunu görüyoruz burada. İyi yani. Anadolu Efes zaten hep beğeniyoruz. O da güzel. Türksel mi Türk Telekom mu? Türk Telekom daha ucuz kalmış görünüyor bu aşamada. Ama Türksel de ucuz. Kardemir de ucuz. Kardemir de beğeniliyor. Analistler tarafından Erdemir mi Kardemir mi? FK'sı Kardemir'in daha düşük olduğu için belki tercih edebilirsiniz ama benim tercihim gene Ereğli'den yanadır. Çünkü analistlerin tercihi de o şekilde. Bu Kardemir'le ilgili temel anlamda aslında daha pozitif bir şey var. Yani onların o enerji maliyetlerini daha önceden yapmış oldukları anlaşmalara daha düşürmüş olmaları, daha marjlarının iyi olması beklentisi falan gibi şeyler var. Kardemir de o bakımdan güzel olabilir önümüzdeki süreçte. Ben Erdemir'i daha çok severim. Zamanında analisti olduğum için belki. Evet, Yataş da burada var ama alt tavsiyeler %50 zaten iki kişi takip ediyor. Enka İnşaat o da burada var. FK biraz yüksek gibi gözüküyor. Belki başka şeylere de bakılabilir yani değil mi? Petkim orada da FK biraz yüksek görünüyor. Gene başka şeylere bakılabilir. Selçuk Eczacı çok cazip görünüyor bu fiyatlardan bana. Bilmiyorum size de geliyor mu? 5.29 FDFY 4.37 kaybettim burada. 8.14 FK yani cazip gözüküyor. İskenderun Demir Çelik de var ama zaten Ereğli veya Kardemir varken İskenderun'a ne gerek var? Vestel Beyaz Eşya zaten beğendiğimiz, sevdiğimiz hissedir. 3 analistin 3'ü de A diyor. Enerjisi uzun zamandan beri beğendiğimiz, sevdiğimiz hissedir. O da varmış. Doğuş Otomotiv analistler az beğeniyor. O yüzden bunu geçelim. KGYO ondan da bahsettik. O da iyi. Koza Altın beğendiğimiz, sevdiğimiz hissedir. Bu da güzel. Tofaş beğendiğimiz, sevdiğimiz hissedir. Güzeldir Tofaş, değil mi? Ford Otosan mı, Tofaş mı? Tofaş. Türk Hava Yolları keza o da burada var. Artık kendimizi de görüntüden çıkartmamız gerekiyor.
Şişe cam, şişe cam aldılar. Biz şişe cam aldık, öldük. Hep aynı şeyi anlatıyorum, değil mi? Ama öyle. Ama bakın, temel olarak bu şişe camın iyi olduğunu söylediğimde kaç paraydı? 5,5 lira mıydı? Neyse, vardır videosu. Yani temel olarak iyi dedik. Sadece temel olarak iyi olması da yeterli olmuyor bir şirketin. Mesela küçük şirketler oluyor. Temel olarak iyi oluyor ama fazla bir analiz takip etmiyor. O zaman o spekülatif olabiliyor gene. Yani hem temelde iyi olacak hem de analistlerin rapor yazdığı bir şirket olacak, hatta bol rapor yazılan bir şirket olacak ki bunun bu temel olarak ucuz olduğunu anlasın, birileri gelsin, kurumsal yatırımcı bunu değerlendirsin. Baktınız, analist raporu yok ama temel şeylere göre çok ucuz, yok değerlemeye göre çok ucuz falan. Boş verin yani. Onun o değerini anlayıp da gelecek adam sayısı az demektir bu rapor yazılmıyorsa. Yani biz temele bakıyoruz, tekniğe bakmıyoruz. Bak bu şirket ne kadar şahane ama o şirket BIST 100'de değil. Rapor yazılmıyor. Sen hikaye anlatıyor oluyorsun. Bunu da söylemek gerekiyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. Rapor yazıldığı temel olarak ucuz olan bir şey de artacak değil diye bir garanti yok. Daha da düşebilir. İşte o yüzden siz eğitimini aldıysanız bu işin, benden veya bir başkasından, teknik olarak bazı şeylerin de yükseliş trendinde olup olmadığını görebilirsiniz veya düşüş trendine girdiğini. Artık temel olarak ucuz olsa bile biraz satıp belki birkaç ay sonra tekrar daha ucuzdan almanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Yani o yüzden ucuzdu, nasıl olsa bir gün çıkar dendi falan. Küçük iş şirket çıkmıyor. Çünkü rapor yazılmıyor. Büyük şirket rapor yazılıyor ama şu an bir trend var. Bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Başka ne varmış? Aksa güzel. Beam, o da iyi. Şok Market vardı. Şimdi niye yok deniyor? FK'sı daha yükseldiği için. O da aslında ucuz bir şirkettir. Aksa Enerji, o da iyiymiş. Çimsa az beğeniliyor. O kadar iyi değil bu fiyatlara rağmen. Kordsa çok beğeniliyor. O da güzel. Zamanında vardı zaten bizde. Tekfen, o da var. Onu da beğeniyoruz. Torunlar Gemi, o da var. Tamam. Ondan sonraki şirketler işte ne var? Akçansa, Aselsan, Ford Otosan, Alkim Kimya falan. Bunlar da ucuz olabilir ama daha ucuz şeyler var şu anda. Yani o yüzden daha ucuz bir şeyler varken kalkıp da yani buralardan bir şeyler beğenmeye ne gerek var? İşte dediğim gibi baktığınız şirket, ya daha evvelden vardı, bu çok da iyiydi, şimdi neden listede yok diyorsanız, analistler artık yeterince beğenmiyor olabilir veya takip etmiyor olabilir. Bununla ilgili de zaten bu listelere biz aldık. Sizin için ben kanalfinans.com'da ilgili sayfaya yerleştirdim. Oradan bakabilirsiniz. Neden olmadığını görebilirsiniz. İşte bugünlük de bu kadar.